bugününden selamlar. Dün gece gene kar yağdı. Yani 1-2 saat yağdı ama arabaların üzerini gene bembeyaz kapatmış. Biz uzun süredir video çekmiyoruz. Yoğunluktan çekmiyoruz. Bir de daha sonra anlatacağımız şeyler var. Onlardan dolayı video çekmiyoruz. Bunu zaten yakın arkadaşlarımız biliyor ya da görüştüğümüz insanların birçoğu biliyor. Ama daha sonra hani bunu size anlatırız. Neler yaşadık, neler oldu, biz neden video çekmiyoruz, bunun gibi şeyler. Size göç etmekle ilgili kısa bir video çekmek istedim. Göç etmek için en büyük bence parametre cesur olmak. Yani siz başka bir şehre de göç edebilirsiniz, başka bir ülkeye de göç edebilirsiniz. Başka bir ülkeye göç etmek aynı zamanda yine olup da göç eden insanlardan bahsetmiyorum. Bizim gibi orta halli olup göç etmeye çalışan insanlardan bahsediyorum. Yani buraya birçok insan göç ediyor. Daha sonrasında geri dönüyor. Çünkü geri dönmelerin en büyük sebebi burada aradıklarını bulamamaları. Onlar istiyorlar ki biz gelelim işte İngiltere'ye göç edelim. Bizim işimiz hazır olsun, işte evimiz hazır olsun, banka hesabını çok kolay açalım. Türkiye'deki gibi olsun istiyorlar ama burada maalesef hiçbir şey Türkiye'deki gibi değil. Eğer siz burada çok kısa sürede ev tutuyorsanız gerçekten şanslı insanlardansınız. Biz ilk evimizi 3 günde tutmuşken ikinci evimizi 1,5 ayda tutabildik ki kredi geçmişimiz olmasına rağmen 3 aylık kira teklif etmemize rağmen 1,5 ayda tuttuk. Yani bu tamamen şans meselesi. Bizim bir arkadaşımız geldi. Buraya yeni taşındılar. 10. günde evlerini tutmuşlardı. 6 aylık peşin verdiler. Onların da kredi geçmişi yoktu. Bir tane kız çocukları vardı işte. 6 aylık peşin verdiler ve evlerini tuttular. Bize göre onlar da polis kayıtlarını çok erken yaptılar. Banka hesaplarını erken açtılar. Yani bu tamamen kişilerin yaşadıkları tecrübeyle alakalı ve sizin o dile hakim olmanızla alakalı. Göç edip de geri dönen insanlar genelde ülkeyi geldikten sonra işte her şey Türkiye'deki gibi düşünmelerinden kaynaklanıyor. Bence asıl sebep bu. Yani hiçbir şey size Türkiye'deki gibi burada sizin işte ayağınıza insanlar gelecekler, hizmet edecekler, öyle bir şey yok. Buradaki insanlar yavaş insanlar, çok hızlı olmayı sevmiyorlar. Hayat burada oldukça yavaş akıyor. Aceleleri yok yani. Eğer siz çok aceleci bir insansanız burada zaten yapamazsınız. Ya da Türkiye'de ultra lüks bir hayatınız varsa, mücadele etmiyorsanız burada yine yapamazsınız. Bunları iyi düşünüp de göç etmek lazım. Her insan göç ettiğinde mutlu oluyor mu derseniz, olmuyor. Yani ben mesela ilk zamanlar geldiğim için gayet mutluydum. Daha sonraki aşamada bu koronadan dolayı, ülkeye gidemememden dolayı zaman zaman modumun düştüğü, zaman zaman üzüldüğüm, zaman zaman isyan ettiğim dönemler oldu. Ve göç ettiğiniz zaman en büyük şeylerden bir tanesi de ilişkilerin ya çok sağlamlaşıyor ya da kopuyor. Yani eşinizle olan ilişkiniz de belli dönemlerde büyük sınavlardan geçiyor. Eğer bu sınava geçerseniz birlikte zaten devam ediyorsunuz. Ama geçemeyen insanlar genelde ayrılıyorlar. Benim çevremde de birçok insan var ayrılmış göç ettikten sonra. Çünkü o şeyi kaldıramıyorlar. Yani göç etme psikolojisini, işte buradaki yeniden hayata tutunmayı, birçok şeyi kaldıramıyorlar. Bundan dolayı da o insanlar ayrılmayı tercih ediyorlar. Yani doğru mu? Yani tartışılır bu tabii. Kişiye göre değişiyor. Ben buraya geldikten sonra ilk işimi aldığım zaman bizim vizemiz 31 Ekim'de onaylandı. Biz 20 Kasım'da göç ettik. Ve benim ilk işimi aldığım zaman Şubat ayıydı. Şubat'ın sonuydu. Yani hiç kimse size burada hazır bir iş sunmuyor. Hazır bir düzene gelmiyorsunuz. Bu çok daha zor bir şey. Onun için
olmak derken bundan bahsediyorum. Yani buraya geldiğinizde ben o işi yapmam, ben bu işi yapmam dememeniz gerekiyor. Siz burada bir göçmensiniz. Burada ne iş olursa yapacaksınız. Mesela ben normalde almam gereken paranın birçok şeyinde daha azını alıyorum ki o insanlar beni tercih etsinler diye. Benimle çalışmak istesinler diye. Yani bu tür şeyleri göze almanız gerekiyor. Bir arkadaşım vardı, eşi bilgisayar mühendisi. En son bankadaki müdürlükten ayrılmış. Londra'da yaşıyorlar. Arkadaşım da bilgisayar mühendisi. İşi iş bulamadı bir dönem. Fish and Chips'te çalıştı, Delivero yaptı. Yani bunun gibi şeyler. Siz buraya geldiğiniz zaman kariyerinizi sıfırlıyorsunuz ve nasıl olacağını buraya geldikten sonra görüyorsunuz. Yani ben bunu yapamam, şunu yapamam diyorsanız kesinlikle zaten yola çıkmayın. Diğer bir şey de burada ırkçılık var mı? Evet, bunu size bariz göstermeseler de ufak ufak ırkçılık yapanlar oluyor. Herkes mi yapıyor? Hayır, herkes yapmıyor. Bizde de nasıl ırkçılık herkesin yapmadığı gibi burada da herkes ırkçılık yapmıyor. Bu arada çok garip bir hava var burada. Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor, bir sıcak oluyor. Böyle dengesiz bir hava. Tam bir ada havası. Ne olacak bilmiyorum. Neyse, ben bugünlük videoyu burada bırakayım. Herkese sevgilerle, kendinize iyi bakın.